Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz araçlarda benzin kokusu. Neden benzin kokusu gelir? Benzin kokusu geliyorsa hangi noktaları kontrol edip bu kokuyu kesebiliriz? Detaylıca aracın üzerinde gösterdiğimiz bir videoyu sizler için hazırladık. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikli olarak aracınızda bir benzin kokusu varsa ilk kontrol etmeniz gereken nokta aracınızın pompa ve şamandırasıdır. Genellikle araçların %90'ında pompa arka koltuğun altında bulunur. Şöyle gösterelim. Bu koltuğu şu şekilde kaldırıp açtığınızda bir kapak göreceksiniz. Bu kapak şamandıra ve pompaya ulaşmanız için kapaktır. Genellikle araç içine gelen benzin kokusunun %70'inin sebebi bu kısımdır. Diğer kısımları da göstereceğim ama ilk olarak kontrol etmeniz gereken nokta bu. Genellikle koku buradan gelmektedir. Bu kapağı açtığınızda şu şekilde pompa ve şamandıraya ulaşacaksınız. Şurada görebileceğiniz gibi şurada bir nemlenme var. Gördüğünüz gibi bu kısım biraz ıslak. Bakın diğer kısımları kuru. Yalnız bu kısım biraz ıslak. Bu da aracın bu kısmında buharlaşma olduğunu ve bu buharlaşma aracın içerisinde benzin kokusu verdiği anlamına gelir. Yani bu kısımları kontrol edebilirsiniz. Bu kısımlardan bir koku, bu kısımlardan araç içine benzin kokusu gelip gelmediğini bu şekilde çok kısa sürede anlayabilirsiniz. Peki sorunuz buradaysa bunun tamiri nasıl olmaktadır? Şu şekilde çok basit ve çok hızlıdır. Maliyeti çok düşüktür. İşçiliği de oldukça hızlıdır. Şuradaki benzin giriş çıkış hortumları sökülür. Tabii bu söküldükten sonra benzin dönüşü ve pompadan daha fazla benzin çıkışı engellenmesi için buralara tıpalar takılır. Bu hortum sökülür. Ondan sonra soketimiz sökülür. Soket söküldükten sonra şurada bir halka göreceksiniz. Bu halka saat yönünün tersine çevrilir ve pompa dışarı çıkar. Bu dışarı çıktığında pompanın bağlandığı şu halka spiralin altında bir conta olur. Halka bir conta. Bu conta işlemini yerine getirmediği zaman genellikle koku problemleri ve bu kısımdan kaçakların sebebi o contadır. Yaklaşık maliyeti 10 lirayla 50-60 lira civarıdır. Çok ucuzdur. Tabii ki araçtan araca parça fiyatları değişebilir. Bu kısımda conta değişip tekrar takıldığı zaman koku sorununuz tamamıyla çözülecektir. Aracı rölantide çalıştırırken bir miktar hareket ettikten sonra köşede durup bu kısımlarda herhangi bir nemlenme var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Aracınız uzun süre park halinde durduktan sonra kontrol ederseniz burada bir nemlenme göremeyebilirsiniz. Çünkü bilindiği üzere benzin uçucu bir maddedir. O yüzden belli bir süre durduktan sonra tüm kısımlar kuru gibi olabilir. Yani su gibi uzun süre ya da sürede ıslak kalmaz. Çok daha hızlı kurur. Bu nedenle eğer burayı kontrol edecekseniz araçta bir miktar hareket ettikten sonra stop eder etmez kontrol etmenizde fayda var. Aksi halde burada burayı kuru görüp yanılma ihtimaliniz vardır. Zaten eğer koku buradan geliyorsa bir miktar hareket edip stop edip hemen burayı açtığınızda direkt olarak burnunuza bir benzin kokusu çarpacaktır. Bu şekilde de hiç ıslaklıkla nemlenmeyle de değil sadece burnunuza çarpan kokuyla bile anlayabilirsiniz. Az önce araç başında da göstermiş olduğumuz nokta ilk kontrol edilecek nokta. Araçtaki benzin kokusu sorunlarının büyük bir çoğunluğunun ana sebebi benzin şamandırası ve pompasının üstündeki contadır. Dediğimiz gibi çok ucuz bir malzemedir. Bundan daha farklı olarak benzin kokusuna neden olabilecek bir diğer nokta aracın enjektörlerinin giriş kısmıdır. Bu kısım aracımız da arka kısımda kaldığı için videoya alamadım ama şöyle anlatayım. Motorunuzun emme manifoldunun orada 2 adet hortum vardır. Emme manifoldunun altındaki enjektörlere giren. Bu hortumlarda herhangi bir kaçak varsa motorun üstüne benzin akacak ve bu da aracın içine koku olarak dönecektir. Ama bu tehlikeli bir durumdur. Pompa ve şamandıradan kaçaklar tehlikeyi çok fazla arz etmez. Fakat enjektörlere giriş hortumlarında bir kaçak varsa motorun ısısıyla alev alabilir. Araçta yangın çıkartabilir. O yüzden bir koku probleminiz varsa bu hortumları da kontrol etmenizi öneririm. Zaten eğer bu hortumlarda bir kaçak varsa benzin kokusu çok daha yoğun hissedilir. Eğer çok yoğun bir benzin kokusu yoksa şamandıra ve deponun contasından bu iki madde haricinde benzin kokusuna neden olabilecek üçüncü maddemiz de aracınızın benzin dolum kapağı ve dolum borusudur. Bu boru üzerinde bir çatlak kaçak varsa araç içine benzin kokusu alacaktır. Yalnız bu
sadece benzin aldıktan sonra koku yapar. Yani benzin aldınız, oradan bir kaçak meydana geldi. Koku, aracınızın içinde bir koku oluşacaktır. Benzin diyelim ki 2 hafta hiç almadınız. İlk aldığınızda koku yoğun olacaktır. 1 hafta 10 gün geçti, bu yoğunluk azalacaktır. Ve her benzin aldığınızda da kokunun yoğunluğu artacaktır. Böyle bir sorunuz varsa depo dolum ağzı, depo dolum borusunu kontrol ettirmenizde fayda var. Kaçak oradan olabilir. En son ve en nadir benzin kaçağı ve kokusuna neden olabilecek noktada aracın altındaki tesisattır. Aracın altında benzin deposundan motora ulaşması için bir benzin borularının yer aldığı bir tesisat bulunur. Bu tesisat kapalı bir tesisattır. Egzozunuz hangi taraftan geçiyorsa egzozunuza en uzak taraftadır. Aracın şasisi üzerinde kertik bir çukur bulunur. Bu çukurun içinden hortumlar geçer, üstü de trim bir aksamla kapalıdır. Eğer bir kaçak varsa bu hortumlarda, genellikle aracın altını bir yere sürtme nedeniyle de gelişebilir bu kaçak. Burada bir kaçak varsa benzin kaçağı aracın içine koku yapacaktır. Eğer bu hortumda bir kaçak varsa aracınız uzun süre stop halinde bekledikten sonra çalışmakta zorlanacaktır. Yani aracınız mevcut benzin hortumlarından benzin kaçırdığı için aracınızın hortumlarının içi boş olacak. Kontağı açıp marşa bastığınızda ilk olarak benzin hortumlarının benzinle dolması gerekeceği için bu arada geçen sürede aracınız boş boşuna marş dönecek ama çalışmayacaktır. Yani bu tarz bir benzin kaçağı varsa aracınızda aynı zamanda geç çalışma problemi de olması lazım. Bunu nasıl tespit edebilirsiniz? Aracı bir lif'e kaldırmanız ya da bir kanalı almanız ve alt kısmını kontrol etmeniz gerekir. Araçta bir benzin kokusu varsa kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü yanıcı madde, mazot yakıtına, yani dizel araçlara göre çok daha farklı benzin. Çok çabuk alevlenen bir malzeme. Bu yüzden de aracınızda bir benzin kokusu hissediyorsanız mutlaka ve mutlaka nedeni öğrenilmeli ve tamiratı gerçekleştirilmelidir. Aksi halde seyir halinde aracınızın yanması ihtimaline varana kadar bir dizi kötü senaryo başınıza gelebilir. Bu yüzden benzin kokusu varsa ihmal etmeyin. Hem kendi sağlığınız için bu kokuyu solumak çok iyi değil, hem de aracınızın ileride daha büyük bir arızaya sebep olmaması için arızanızı bir an önce tamir ettirmenizi öneririz. Aracınızda var olan arızalarla alakalı bizlere de sorular sorabilirsiniz. Bizlere soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sorulan sorulara aynı gün içerisinde cevap vermeye gayret ediyoruz. Yalnız abonelerimizin sorduğu sorular her zaman öncelikli cevaplanmaktadır. Bize destek olmak ve daha hızlı cevap almak isterseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyoruz. Sağlıklı kalın.